Efendim, bu bölümde biraz dış gelişmelere bakacağız. Irak'taki Kürtlere bağımsızlığın kapısını açacak referandumun iptali için baskılar artıyor. Türkiye, Irak ve İran Dışişleri Bakanları ABD New York kentine gerçekleştirdikleri üçlü toplantının ardından Irak-Kürt bölgesel yönetiminde 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumuna karşı ortak bir bildiri yayımladı. Diğer yanda bölge ülkelerinin büyük çoğunluğu haritada bir Kürt devleti istemiyor. Türkiye her ne kadar Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle son yıllarda yakın ilişkiler geliştirmiş olsa da referanduma ve olası bir bağımsızlığa net bir şekilde karşı çıkıyor. Peki bu referandum gerçekleşecek mi? Hangi bölgeleri kapsıyor? Haritada kim Kürt devleti istiyor, kim istemiyor? Bu konuları değerlendireceğiz. Alp Arjunova siyasi analist bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Öncelikle Erdem, sağ olun. konumuzu tamamen bu konuya ayıracağız. Çünkü çok geniş kapsamlı bir konu. Doğru. Şu dakikalarda saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'den dönüşünün ardından MGK toplanacak. Bakanlar Kurulu saat 18'de çok yoğun bir gündem Yarın, aslında. evet. Yarın da değil mi? Yarın bakan, yarın, evet. Yarın Meclis olağanüstü olağanüstü toplanıyor. toplanacak. Hemen soralım, bu referandum nereden çıktı, neyi kapsıyor? Daha da önemlisi, referandumdan Türkiye nasıl etkilenecek? Şimdi, Nasıl bakarsınız bu olaya? evet, öncelikle konuya girmeden unutmadan not da aldım. Unutursam ayıp olur diye. Yeni Kanal T'nin yeni yayın dönemini Teşekkür içtenlikle ediyoruz. kutluyorum. İnşallah bu yeni sezonda hep beraber Başarılarınızın olacağız yine. devamını diliyorum. Sağ olun. Böylelikle konumuza geçelim. Şimdi az önce çok güzel bir şey yaptınız. Yani bir takvimleme yaptınız. Bu da bu referandum hadisesinin Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlıkla ilgili referandum hareketinin ne kadar hızlı geliştiğini ve buna karşı olan tepkilerin ne kadar hızlı programlandığını ve bunun arkasında kimler olduğunu, kimler karşı çıktığını bir detaylayalım. Dediğiniz gibi MGK şu anda herhalde saat 3'e geliyoruz. Biraz sonra toplantısını yapacak. Daha sonra yarın meclis toplanacak. Meclisin toplanması ile ilgili çok önemli bir detay var. Onu söyleyeyim. Meclisin gündemdeki toplanma nedeni şu. Daha önce biliyorsunuz Irak'a askeri müdahale konusunda yetki verilmişti hükümete. Bu yetki 30 Ekim'de yani yaklaşık 6 hafta sonra bitecek olmasına rağmen gündeme bu yetki verilmesiyle ilgili özel bir toplantı birleşme programlanmış ve bu özel birleşimde toplantı yapılacak. Bunun amacı nedir? Bunun amacı pazartesi olması muhtemel takvimlenmiş olan 25'indeki Barzani'nin referandum hamlesinden önce bir karşı hamleyle cevap vermektir. Dolayısıyla bunun da altını çizmek gerekir. Şimdi olay şu, az önce tabii programın başlamadan evvel gayet net bir şekilde ortaya koymuştunuz. Nereden nereye geldik? Yani kırmızı halılarla ağırlamıştık Barzani'yi. Ağırlanmıştı Barzani. Bunun yanlış olduğunu birçok insan ortaya koymaya çalıştı. Ama hükümet çeşitli sahiplerle bunu göz ardı ederek onunla ilişkilerini, alışverişini, doğalgaz ve petrol alışverişini habur üzerinden yapmaya devam etti. Tabii bununla ilgili ekonomik kaygılar da var da biraz sonra yapılması gerekenler programın sonunda ne yapılmalı bölümüne geldiğimiz zaman bunu da konuşuruz. Ya ortada şöyle bir durum var. Hatırlarsınız bir zaman kardeşim Esat olmuştu. Şimdi Galiba sonra tekrar Esat oldu. pek yakında Bazen ismi dost değişecek. ve müttefik sayın tırnak işareti içerisindeki Barzani. Barzani Ha, da evet. Berzani olacak. Şimdi baktığınız zaman nasıl Berzani olmasın? Türkiye bundan sonra o bölgeye, dolayısıyla Barzani liderliğine son derece güvensiz, daha böyle
temkinli davranacak. Ama olması da gerekmez. Bu okum tabii muhakkak. Ne kadar yani yardımlar yapıldığı zamanında, aynen, o Barzani hanedanlığına, ondan sonra ilişkiler nasıl değişebiliyor? Politika böyle, yani dış politikada böyledir. Dün yoktur, dost yoktur. Menfaatler vardır. Menfaatler vardır. Düşman da yoktur. Düşman da değişir. Düşman yaratılır. Ha evet, düşman da değişir. Yani evet, konuma göre değişir. İşte dostlar düşman, düşmanlar dost oluyor. Evet. Yani Rusya, Türkiye, İran, tabii, Türkiye. Ne kadar yani Rusya, Türkiye arasında geçen, aynen, sene, Suriye. Evet. Suriye ile ilgili. Şimdi kardeşim Esad'ın Esed olmasındaki olması ne kadar yanlışsaydı, sayın dost Barzani'nin Berzani olması da o kadar doğrudur bana göre. Yani benim görüşüme göre bu böyledir. Şimdi isterseniz ben bu Mesut Barzani'nin nasıl bir yönetim anlayışı ile bölgesini yönetmeye çalıştığını vurgulayayım. Bundan da Hüsnü Mahalli'nin bu konudaki uzman, Orta Doğu üzerinde iyi bir kaynak, çok iyi bir kaynak, ondan bir iki alıntı yaparak bir şeyler açıklamaya çalışayım. Şimdi Barzani kimdir ve nasıl yönetiyor? Mesut Barzani şu anda artık Kuzey Irak'ın başkanı değil aslında. O bitmişti. Yani o süresi dolmuştu. Ama kimse buna ses çıkaramıyor. Özellikle bölgedeki kuvvetler, yani aktörler. Kuzey Irak bölgesi içerisindeki aktörlerden bahsediyorum. Neden? Çünkü Barzani'nin 5 tane oğlu var. Tamam mı? Bunlardan yaklaşık da 5 oğlu var ve bunların da yaklaşık 20 oğlu var. Yani torunları. Aşiresi bir şeydi mi? Evet, şimdi ona geleceğim işte. Örneğin Mesut'un oğlu Mesrur istihbarat sorumlusudur. Kürdistan'da her şey ondan sorulur. Bir. Diğer oğlu Mansur peşmerge komutanıdır. Yaklaşık 80 bin kişilik bir kuvvete, silahlı bir peşmerge kuvvetine liderlik yapmaktadır. Mesut'un kardeşlerine gelince Sihat peşmerge ağır silahlar komutanı, Silvan Mesut'un ofis sorumlusu. Yani damatlarla, aile, oğullarla, yeğenlerle tam bir neopolizm içerisinde, neopolist, tabii, bir anlayış içerisinde. Akraba kayırmacılığı orada da var. Esas burada. Esas orada. Bizde de bir, evet, bazı yerlerde var ama o bizim konumuz değil. Tam bir şirket. Dolayısıyla tam bir şirket şeklinde yönetiyor. Demokrasiden bahsediyor. Ama demokrasinin işte bu anlayışla nasıl bir element, bir eleman, bir kullanışlı eleman haline getirildiğini de burada görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de bunu Orta Doğu'da çok yapmıştır. Çünkü bu demokrasi, Allah kimseye demokrasi getirmesin şu günlerde. Çünkü demokrasi... Demokrasiyi ne yazık ki biz butik demokrasi olarak uyguluyoruz. Yani kendimize göre, biz kendimize göre demokrasi varsa var, evet, yoksa yok. Az önce konuştum, evet, adam köpeğini astı. Aynen. O bile dedi ki benim köpek benim köpeğimdir. Ben demokratik hakkımı kullandım. Yani artık böyle bu kadar işin, olmaz olsun, işin çok yani affedersiniz ama gerçekten, evet, yani şey suyu çıktı yani. Maalesef. Evet. Şimdi şuna bakalım önce. Bu referandumun arkasında kimler var? Hı-hı. Bu referandumun arkasında kimler var? Kimler yok ki? Niye sormak lazım? Evet. Ağır toplar var. Ama bu referandumun karşısında da çok ciddi bölgesel aktörler var. Çok ciddi. Çünkü bölgedeki güç dengelerini değiştirecek bu. Aynen. Parçalı zaten gibi. Bunun sonuçlarını tahmin etmek kolay gibi görülse de bu hızlı belirtmiş olduğunuz takvim içerisinde bunun sonuçlarının nereye varacağını kimse kolay kolay kestiremez. Evet. Tahmin edebilir, evet, ama kestiremez. Yalnız ortada şöyle var. Evet. Ortada şöyle bir gerçek var. Bu olay, bu referandum
İsrail hükümetinin, İsrail devletinin, orada hükümetler değilse de devlet anlayışı değişmez. Hatta komutanları bile onların, Erdoğan'ın üst kademe komutanları asla emekliye ayrılmazlar. Emekliye işin içine girer. Resmi olarak ayrılırlar. Ama onların bu uğurda kutsal vaat edilmiş toprakları savunma, geliştirme adına ölünceye kadar şeyleri vardır, vazifeleri vardır. Ve bu vazifelerini de aslında bu yönden de takdir etmek lazım. Büyük bir inançla ve örnek olması lazım bazılarına sürdürmektedirler. Şimdi şöyle bir durum var. İsrail ve Atlantik cephesi son 10 yıldan bu yana ve özellikle bu yani Irak Birinci Savaşı'ndan sonra 2003'teki ikinci işgalden sonra ve 2011'deki Suriye olaylarından sonra şöyle bir planlama yapmışlar bu devletler. Bu Atlantik güçlerle ABD ve tabii ki İsrail. Bölgedeki mevcut ulus devletleri parçalamak, daha sonraki etapta sahnede parçalananları ufalamak ve İsrail'i Erdoğan'ın bölgede beşeri anlamda yani fiziksel coğrafi anlamda en büyük devlet yapmak niyetindeler. Büyük Kürdistan. Şimdi büyük esasında Büyük Kürdistan'ın yolu Büyük İsrail'e giden yolun analarından, ana hatlarından bir tanesidir. Şimdi hakikaten tarihe biraz baktığımızda geriye dönük biliyorsunuz 1948'de İsrail Devleti kuruldu. Bugüne kadar şu an itibariyle İsrail'in kuruluş dönemindeki nüfusu 10 katı. 47'de kuruldu değil mi İsrail? 48'de. 48'de kuruldu. 10 katı arttı. Evet. Kontrol edildiği topraklar ise, bakın bu çok ilginçtir. Kontrol edildiği topraklar ise 5 katı arttı. Kuruluşundan bu yana. Yani İsrail büyürken, her bakımdan büyürken, beşeri olarak büyürken, nüfus olarak büyürken, ekonomik olarak zaten ciddi anlamda özellikle tarım ve silah sanayi üzerinde çok büyük başarılı girişimleri var ve bir know-how'ları var. O bir taraftan diğer ülkeler küçültülmeye çalışıyor. İsrail'in bayrağını eğer biz biraz dikkatlice analiz edersek, simgelersek. Rica edelim. İsrail bayrağını orada ekranlara almamız mümkün mü sevgili Bilal? Hazırlayacağım demişti. O bayrak çok dikkat çekici. Asıl da o bayraktadır gizli olan. Burada. Olan, evet. Tabii şimdi kajelerin olduğu ve bizim şeyimiz. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi burada İsrail'in bayrağında sembolleşmiş olan şeyler var. Ve bu sembolleşmiş olan niyet İç içe büyük hedef. Evet. Büyük hedef. Büyük hedef. Malumun bir bayrak üzerinde kesin olarak ispatlanması anlamına gelir. Bunlar da bunu inkar etmiyorlar zaten. Bayraklarında kullandılar. Şimdi görüyorsunuz ortada bir Davut yıldızı var. Üste bir mavi şerit, altta bir mavi şerit. Mavi üstteki mavi şerit Fırat'ı sembolize ediyor. Alttaki mavi şerit ise Nil Nehri'ni sembolize ediyor. Davut yıldızı ise vaat edilmiş topraklara dönüşü simgeleyen bir sembollerden bir tanesidir. Dolayısıyla diyor ki İsrail bayrağı ile beraber haykırıyor ki diyor ki benim nihai hedefim Fırat Nehri ile Nil Nehri arasındaki bir zamanlar bize vaat edilmiş olan tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Onlara vaat edilmiş olan bu topraklarda hükmümüzü sürdürmek ve bu toprakları tamamıyla ele geçirmekle ilgilidir. Dolayısıyla İsrail
Kürdistan'ın bu hamlesine, daha doğrusu Barzani'nin bu hamlesine ciddi anlamda bir destek vermekte ve şu anda alınan bilgilere göre, açık kaynaktan alınan bilgilere göre bütün istihbarat elemanları, İsrail'in, Mossad'ın ve diğer teknik elemanları, stratejik elemanları şu anda Kuzey Irak bölgesinde hükümlerini ve görevlerini sürdürmektedirler. Dolayısıyla buna önem vererek başlamak istedim. Tabii, şimdi olayı biraz daha basit aslında bakmak lazım. Şimdi bu İsrail'in büyük hedefleri içerisinde bu işte adanmış topraklar, vadelmiş topraklar falan diyoruz ama Barzan ne diyor biliyor musunuz? Bağımsız Kürdistan için tabi referandum yapmaya hazırlanıyor. Bu benim çocukluk hayalimdir diyor. Babasının da bir hayali vardı. Babasının hayaliydi. Tabii Molla. Ama tabii Türk yetkililer diyor ki rüya görürsün sen ancak. Hayır. O rüyanı günüz şimdi, rüyası görürsün diyorlar. Güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü şeyden de bahsetmek lazım. Babasının rüyasından da bahsetmek lazım. Babasının da kendisine göre bir rüyası vardı. Ve bunu gerçekleşmeye kalktı yıllar önce o dönemde. İran'da bir bağımsız Kürt devleti ilan edilmişti. O bağımsız Kürt devletinin ömrü bir ay ya da birkaç hafta sürdü. Dolayısıyla aynı ismi, rüyayı... İsmini hatırlar mısınız? Mahanmar Cumhuriyeti neydi? Değişikliğiyle başlayan bir şeydi galiba. Evet. Hatırlamıyorum şimdi. Özür dilerim. Şimdi Barzani de aynı rüyaya görmeye başlıyor. Kaldı ki İsrail'in organik bağları var mı? Ya biyolojik bağları şimdi, var mı Barzani ve Yahudi devletinin? Evet, bazı kitaplarda, bazı yazarlar, ciddi kaynaklar bu Barzani ailesinin bir Yahudi etnisite kimliğiyle bir bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Şimdi şunu görüyoruz şu anda pratikte biz. Türkler olarak da. Türk devleti, Türkler, İran, Arap ülkeleri. İsrail 20. yüzyılda İsrail'in partneri kimdi biliyor musunuz? Ne yazık ki Türkiye. Biz uyandık. Türkiye halkı ile yönetimiyle uyandı. Ne zaman uyandık? Size söyleyeyim. Mavi Marmara olayıyla biraz uyandık. Tabii o ciddi anlamda bir propagandaya ilişkin bir hataydı. Olabilir mi? O evet, yani FETÖ'den sonra Kürdistan'ın, Kürtlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın yani desteklenmesiyle birlikte yavaş yavaş uyanıyor. Daha uyanlar var, o ayrı konu ama yani uyandık diyebilirim. Dolayısıyla şimdi yeni partner Kürtler. Görmüşsünüzdür herhalde. Bağımsızlık mitingiyle destek vermek amacıyla bölgede, yani Kuzey Irak'ta yapılan mitinglerde sözde Kürdistan bayrağı ile birlikte apaçık bir şekilde açık az önce üzerinde yorum yaptığımız İsrail bayrağı da dalgalanmaktaydı. Dolayısıyla şimdiki partnerleri onlar. Ama bilmiyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtlere yapacağı gibi bir süre sonra, şu anda belirlenebilecek, üzerinde yorum yapmanın imkansız olduğu bir süre sonra, kısa ve orta vadeli bir süre sonra, onlar da Amerika, İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İsrail'i koruyucu politikalarının ne anlama geldiğini bizim gibi öğrenecekler diye ben düşünmekteyim. Evet. Şimdi aslında baktığınızda biz şu anda insanlık Irak'ın parçalanma sürecine tanıklık ediyor. Aynen. Suriye'nin. Suriye'nin aynı zaman tabii. Muhakkak orada bir yeni gelişme, yeni çatışmalar, sıcak çatışmalar yaşanacağı konusunda stratejistler bu şekilde bir uyarı yapıyorlar. Ama durum Türkiye'ye bakalım. Türkiye'ye yönelik o risk ne olacak?
Şimdi Türkiye burada nasıl bir pozisyon alacak bu şimdi durumda? Türkiye'nin artık alacağı pozisyonlar bire düşmüştür. Benim değerlendirmeme göre. O da buna, ki bunu yapıyor, yani şey olarak yapıyor. Fiiliyatta bunu eyleme, sahada eyleme dökerek değil, demeçlerle yapıyor. Bu da bir iyi gelişme. Bir diplomasi, diplomasi gereği. Sonucu görecekler evet. Çünkü. Evet. Ama Türkiye artık bölgedeki çekim merkezi olan, aktör olan İran'la, Irak'la, Irak merkezi yönetimiyle, biliyorsunuz biz Irak merkezi yönetimiyle Şii dirler sebebiyle Barzani ile desteklemek, Barzani'yi desteklemek ve oradan bir pay alabilmek için Kuzey Irak'ı işte inşa etmek, ondan sonra oradaki petrolü pazarlamak veya bize satılmasını sağlamak, gazı aynı şekilde satılmasını sağlamak ve bizim üzerimiz, yani Türkiye üzerinden pazarlamasına sağlamakla ilgili ciddi anlamda ekonomik fırsatlar eden bazı odak noktaları var Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar şimdilik sahada bir eylem yapılmasını kendi ekonomik çıkarları açısından düşündüklerini ben iddia ediyorum. Ama ülkelerin geleceği ekonomik evet. Çıkarlar uğruna çıkarlara trampa edilemez. Hı hı. O uğurda feda edilemez. Dolayısıyla tekrar ediyorum, Türkiye'nin yapacağı tek şey Barzani'nin pazartesi ki hamlesini gördükten sonra Irak'a, yine sonuca gelelim o zaman. Çünkü sonuçta bunları söyleyecektim, hı hı. Zaten. Yapılması gereken Habur sınır kapısını kapatacak. Irak, Kuzey Irak temsilcilerinin temsilciliğini kapatacak. Petrol, Habur zaten kapandığı takdirde petrol ve doğalgaz o bölgeden gelecek olan sevkiyat duracak. Ciddi anlamda Barzani bir ekonomik krize girecek. Zaten zaman zaman memurlarını dahi yani ödeyemiyor. Türkiye ekonomik ambargo uygulayacak. Türkiye bunları yapacak. Ve Türkiye gerekirse, ki bu anlaşmalar şu anda pişmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz ittifa Irak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi ziyaret etti. Bizim Genelkurmay Başkanımızla ve yetkililerimizle görüştü. Bunlar çok önemli. Yani müdahale etme anlamında çok önemli gelişmelerdir. Evet. Bir de size bir Ankara 26'da imzalanan, İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan Musul'la ilgili Ankara Anlaşması'nın, hı hı. Türkiye'ye verdiği haklardan da kısaca bahsetmek isterim ki, hı hı. Türkiye'nin Irak'a, Kuzey Irak'a müdahalesinin gayet yasal olduğu ve bu yasal hakkın yanılmıyorsam 24 ya da 26 Haziran 1926'da kaleme alındı ve bu anlayışla birlikte Türkiye'nin mevcut Brüksel o dönemki yine 24'te yapılan yine mutabakat sağlanan sınır değişmez. Bu sınır şudur. Bu sınırın değişmesiyle ilgili herhangi bir müdahale Türkiye'nin garantör olarak oraya, daha doğrusu taraf olarak, o imzayı koymuş taraf olarak ve şimdiye kadar o da değişmiş değildir. Çoktan gerekli uluslararası meşru haklarını kullanması gerektiğine ben inanıyordum. Ama bugüne kadar geldik. Bu yine kullanılması gereken bir hadisedir. Bir haktır. Dolayısıyla daha önce biz nereden bahsetmiştik?
İşte bu ya, Ankara Sözleşmesi'nin, antlaşmasının 14. maddesi de hatırlarsınız söylemiştik. Türkiye Musul'u bırakıyor ama Musul'dan çıkacak olan petrolün ve doğalgazın herhangi bir kaynağın yeraltı yerüstü kaynağının Türkiye %10 olarak toplamının %10'u olarak Türkiye'ye ödenmesi gerekiyordu. Bu da 14. maddededir. O da bugüne kadar hayret ederek tabii bakıyorum olaya ve birçok insan da bunu düşünüyor. Neden Türkiye tarafından talep edilmiş veya eğer talep edilmişse neden ödenmemiştir? Bu da zaten o anlaşmanın hilafına yapılmış olan 14. maddenin yapılmış Batı tarafından, özellikle İngiltere tarafından ortaya konmuş olan bir gayrimeşru ve o 26 anda Ankara Anlaşması'na uyulmadığını gösteren ve Türkiye'ye yeni haklar ortaya çıkaran uluslararası meşru haklardır. Evet. Şimdi tabii siz konuşurken ben yeni haberlere de bakıyorum. Tabii. Bakın İsrail ne kadar böyle hükümdarlığını orada ilan ettiğini bir göstergesi aslında. Erbil'de referandum olmuş ve mitingde İsrail bayrağı açılmış. Yani niyet bu kadar açık ve net. İşte onu söylemiştim az önce. Yani referandumla ilgili zaten mitingleri de açtılar. Tabii. Yani bu kadar açıktır, sarihtir. Dolayısıyla artık bunun... Saklanacak bir tarafı yok. Hayır, bir de saklanacak tarafı tabii, kalmadığı için tabii. Görülmeyecek tarafı da kalmadı. Evet. Ve diplomasinin... Diplomasinin artık tıkanma noktasına geldiği ne yazık ki noktadayız. Peki az zamanımız kaldı ama ABD ne yapıyor bu durumda? Nasıl bakıyor? Yani şimdi Barzani'ye ne referandum yapma ne de yapmama gibi böyle ne caydırıcı bir şey de söylemedi. Hayır, İngiltere mesela tabii artık Avrupa Birliği ile ilgili dıştan bir ülke konumuna girdi bu destek veriyor Restlikle. Değil mi? Destek. Tabii veriyor. İngiltere'nin zaten Amerika şöyle yapıyor şu anda. Amerika işin biraz farkına vardı. Yani tehlikenin farkına vardı. Dolayısıyla tavşana kaç, tazıya yakala. Yani şimdilik sen bunu ertele, zamanı değil. Adamları bu hale getirdiler. Zamanı değil diyor. Zamanı değil diyor. Ama kesinlikle hayır. Deniyor. İsrail de sen az önce bahsettim. Evet. Tamamıyla arkasında. Avrupa ülkelerin içerisinde bu işe açık açık karşı çıkan, açık perdeden cephe alan ülke yok. Rusya daha geçen gün, dün kararlılığını açıkladı. Önce bir sessizlik oldu orada da. Evet. Kararı açıkladı ve dedi ki bu kabul edilemez. İran'ın durumu ortada, kesinlikle kabul edilemez. Tabii. Irak merkezi yönetimi zaten buna karşı. Bölgede ciddi bir şey var, cepheleşme var. Evet. Umarım bu cepheleşme yeni savaşlara neden olmaz. Ama benim görüşüme göre eğer geçmişte yapılan hatalar, ki çok hata yapıldı, bunlardan da bahsedebilirdik ama zamanımız kalmadı. Evet, zamanımız kalmadı. Evet, hatalar ve sorunları siz ortadan kaldırmazsanız o çözemediğiniz veya çözmek istemediğiniz sorunlar geri döner tabii, ve sizi çözer. Size çözer. Evet. Onun şimdi için tabii, bu çok önemli. Şey bazen diyor ki biz referandum yapmaması hemen de diyor işte ertesi gün bağımsızlık kuracağımız anlamına gelmiyor. Yani bağımsızlık ilan edeceğimiz gündeme gelmemesi gerekir diyor ama tabii aynı zamanda referandum bir alternatifte bulunamaz diye de bu kararlılığını işaret ediyor. Yani hem kendisinin ne niyette olduğunu söylüyor. Hem de araya diplomatik manevralar sokmaya çalışarak güya uluslararası hukuk nezdinde meşruiyet kazanma çabasında hamleleri, beyhude hamlelerini ortaya koyuyor. Evet. Ha, olay bu. Sonlandırıyoruz. Evet. Yani dediğim gibi sorunları, son söz olarak da onu kullanayım. Sorunları çözemeyenler gün gelir o sorunlar tarafından
kendileri çözülmüş halde kendilerini bulurlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. İlerleyen zamanlarda yeniden birlikte olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Değerli izleyenler, böylece haber aktüeli bitirdik. Ardından saat 15 itibariyle arkadaşımız Adem Kavas sizler birlikte olacak 15 bülteninde.